Herkese günaydınlar. Hayatın ritmi başlıyor. Evet değerli izleyenler, gıda serisi özel bölümümüz başlıyor. Bugün yine önemli konuları konuşuyor olacağız. Yani aslında markete gittiğinizde sebze ve meyve bölümünü, yani kısacası manav bölümünü enine boyuna değerlendiriyoruz. Ve tabii ki lifli beslenme, yani bunlarla beslenmenin hayatımızın üzerine etkilerini de konuşuyor olacağız. Bakalım kimler geliyor ve neler anlatacaklar. Hep birlikte izliyoruz. Sonrasında buradayız. Sebze ve meyve dosyası açılıyor. İlk karşılaştığınız reyon burası. Ama ne almanız gerekiyor, nasıl almanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz lazım? Organik olmayan sebze ve meyveler nasıl anlaşılır? Çeperi, rengi düzgün değilse, çürükse, kurt tarafından yenmişse. Genetik ve biyomühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doktor Bahar Soğutmaz Özdemir'den tarım ilaçlarını temizlemenin püf noktaları. Aslında karbonat sirke tercih edilebilir. Sirkede biraz daha dezavantaj var çünkü... Hazır yıkanmış ve paketlenmiş ürünler ne kadar sağlıklı? Aldığımız taze ürünler gibi değil, onlar fabrikalarda üretiliyor ve... Gıda Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir, taze sebze ve meyvelerin evde nasıl dondurulması gerektiğini anlatıyor. Ayıkladıktan sonra, yıkadıktan sonra biraz kurumasını bekleyeceğiz. Kurduktan sonra... Dondurulmuş patates kızartması hangi işlemlerden geçiyor? Sonra çok ilginç bir şey oluyor, haşlanıyor bunlar. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı lifli gıdalar. Lif o kadar önemli ki, bugün Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günlük... Hangi gıdalar yüksek lif içeriyor? 1-2 dilim ekmekte ortalama. Hatta avokado 1/4 lifi yüksek. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya günlük lif ihtiyacını almak için tüketilmesi gerekenleri açıklıyor. Bunları mutfaklarımıza baş köşeye oturtmamız gerekiyor gerçekten. Evet. Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Evet ve dediğim gibi bugün sebze ve meyveleri konuşuyoruz. Hayatımızdaki etkilerini, sağlığımız üzerine etkilerini hepsini anlatıyor olacağım. Ama markete gittiniz ve sebze ve meyve, yani kısacası manav reyonuna geldiniz. Manav reyonunda sağlık ipuçlarında neler olacak? Yani kısacası gıda alışverişi yapıyorsunuz. Belki de markete girdiğinizde ilk karşılaştığınız reyon burası. Ama ne almanız gerekiyor, nasıl almanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz lazım? Ürün seçerken dikkat edilecek bir şeyler var mı? Bunların hepsini değerli konuklarımla konuşuyor olacağım. Birazdan gıda mühendisi, yüksek gıda mühendisi Dilek Hanım bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde biyoteknoloji ve genetik bölümüne bağlanıyoruz. Değerli hocamız doktor öğretim üyesi Bahar Hanım bizlerle birlikte. Bahar Soğutmaz Özdemir hocam nasılsınız? İyiyim sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim sağ olun. Organik gıda nedir? Bize biraz onu tarif edebilir misiniz? Organik dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek şey kimyasal girdilerin olmamasıdır. Bu açıdan baktığımızda organik gıda tarım ürününün yetiştirilmesinden paketlenmesine kadar bütün süreçte kimyasal girdilerin var olmamasından bahsediyoruz. Ve bu süreçte bir sertifikasyon sistemiyle ortaya konuyor. Bu sertifikasyon sisteminde denetlenen birçok parametre var. Bu parametreler tohumdan, çiftçiye, toprağa, suya kadar ve kimyasal kalıntı var mı yok mu bunlara kadar her aşamada düzenli olarak bir kontrol süreci söz konusudur. Bunun sonucunda elde edilen gıda da organik gıdadır. Genelde manav reyonuna gittiğimizde hep yani iyisini seçmek isteriz değil mi? İşte seçmek serbest veya seçmenin serbest olduğu reyonlardan alışveriş yapmaya da gayret ediyoruz. Dolayısıyla hani insanlar hep güzelini almaya çalışıyor ama güzeli yetiştirebilmek için de açık söylemek gerekirse hep soruyorum. Mutlaka ilaç kullanılması lazım. Mutlaka işte çeşitli bakımlardan geçmesi lazım diye söylenir. Peki bu bakım yapılan, ilaç kullanılan, çeşitli pestisitler kullanılan filan durumlarda üretilen ürünler organik değilse, organik olmayan ürünler de biz iyi diye, güzel diye onları seçiyorsak bize herhangi bir zararı var mı veya ne ölçüde zararları var?
Şimdi her zaman halkın da bildiği gibi, daha doğrusu hep söylendiği gibi, eğer ki çeperi, rengi düzgün değilse bunun organik gıda olduğu, işte çürükse, kurt tarafından yenmişse bunun organik bir ürün olduğu söylenmektedir. Fakat tabii ki dikkati çekmek gerekir ki manav reyonunda ya da pazarda gördüğünüz bu ürünler sadece siz gözle ayırt edebilmeniz mümkün değildir. Mutlaka sertifikasının olup olmadığını bakmanız gerekir. Biz tabii ki bu süreçte hep bizi endişelendiren şeylerden biri bu kimyasal ilaçların alımı. Tabii ki tarım ürünlerinin kimyasal madde olmadan, kimyasal ilaç kullanılmadan üretilmesi çok söz konusu değil. Çünkü burada özellikle organik tarımdan bahsettiğimizde %60'a kadar bir verim düşüşü söz konusu. Aşağı yukarı da 500 tane hastalıktan bahsediyoruz. Bu hastalıkların, verim düşüren bu hastalıkların önüne geçebilmek için kimyasal ilaç kullanımı kaçınılmazdır. Burada önemli olan aşırı dozun olmaması, yani belirli limitler içerisinde bu ilaçların kullanılmasıdır. Peki bu ürünlerin üretiminde kullanılan ilaçları üzerinden arındırmak için bizlerin yapabileceği bir şey var mı? Yoksa içine işlemiş olan ayrı gıdalarda tanımlayabilir miyiz? Şimdi ilk sorunuza geldiğimizde halk arasında da çok bilinen bir sirke yöntemi vardır. Suyun içerisine sirke koyarak meyve sebzeleri bunun içinde bekleterek bu kalıntılardan kurtulmaya çalışırız, kimyasal kalıntılardan. Ama son yapılan çalışmalarda özellikle 2017 araştırmasında aslında sirkeden daha çok etkili olan başka bir madde var. Bu da karbonat. Yani suyun içinde %1-2 oranında karbonat koyduğumuzda ve bu 12-15 dakika arası bu suda beklettiğimizde bu kalıntılardan kurtulabiliyoruz. Şimdi sirkede biraz daha dezavantaj var çünkü orada bir asidik ortam var. Bazı kimyasallar asidik ortamda daha fazla aktive olabiliyorlar. Bu nedenle de buradaki aslında karbonat sirkeye tercih edilebilir. İçerisine bu kimyasalların, meyve sebzelerin diğer sorunuza gelirsek işlemesi gibi değil ama daha çok üzerinde kalıntı kalması olarak. O yüzden tabii ki şu var ama şunu söyleyebiliriz. Bazı ürünlerde mesela hastalık etmenleri daha fazla. İşte bir üründe iki hastalık etmeni varsa diğerinde 15 tane oluyor. O zaman ne oluyor? 15 tane olan da siz daha fazla kimyasal ilaç kullanmak durumundasınız. Daha fazla kalıntı üzerinde olabilecek meyve ya da sebzeleri ayırabiliriz. İçine işliyor diyemeyiz ama bu şekilde kalıntısı fazla olan ürünler söz konusu diğerlerine. İyi tarım uygulamaları diye bir şey duyuyoruz. Bu aslında kullanılan ilaçların doğru zamanda veya doğru dozda kullanımı anlamına mı geliyor, yoksa artık yeni nesil toprağı ehilleştiren, toprağı daha verimli hale getiren bazı organik gübreler var. Onların kullanımını mı anlatmaya çalışıyorlar? Evet, iyi tarım dediğimizde aslında doğru oranda kimyasal girdiden bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi organik tarımdaki %60 olarak bir verim kaybı söz konusu. Ama bu ne demektir? Siz bir kimyasal girdi kullanmadan verimi artırmanız söz konusu değildir. İyi tarım uygulamalarında ise evet bir kimyasal girdi vardır ama bu denetlenmektedir. Bu da bir sertifikasyon sürecidir organik tarım gibi. Burada da kalıntılar gene kimyasal girdinin miktarının aşılıp aşılmadığı gibi birçok denetleme söz konusudur. Artı iyi tarımda özellikle ekolojik çevreye olan bir zarar var mı? Sürdürülebilirlikle ilgili, üreticinin refahı ile ilgili de birçok önlem alınmıştır. İyi tarım uygulamalarına aslında daha fazla ehemmiyet vermek gerekir. Niye derseniz, organik tarım evet çok güzel, çok faydalı, insan sağlığı için de en aradığımız şey. Ama organik tarımla bu dünya nüfusunu besleme şansımız söz konusu değil. Çünkü bu artan dünya nüfusu, küresel ısınma, kuraklığın getirdiği dezavantajlar ve şu anda tüm ekilebilir arazilerin kullanılıyor olması bizim aslında verimi arttırma ve yükselen bir trendde olan dünya popülasyonunu beslemek zorunda olduğumuz söz konusu. O zaman buraya baktığımızda biz verimi arttırmak için bir şey yapmalıyız ama bir taraftan da çevreye zarar vermeyen sürdürülebilir
sağlıklı ürünler elde etmeliyiz. Bu daha çok iyi tarımla söz konusudur. Çünkü iyi tarımda tabii ki biraz kimyasal girdisi olduğu için verim daha fazladır. Değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Evet değerli izleyenler, şimdi manav reyonuna girdik. Tabii burada alacağımız ürünler ve tabii bunların başka alternatifleri de var. Bunları da konuşacağız ama dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunları da konuşmak için Gıda Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir bizlerle birlikte. Namı değer, besin değeri değil mi? Nasılsınız? Evet, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Besin değeri demişken hemen hatta bunlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Organik ve organik olmayan diye konuştuk ama temel manada bunların arasında besin değeri farkı olur mu? Yani ilaç farkı var ama besin değeri herhalde fark etmiyor diye tahmin ediyorum. Çok fazla evet, fark etmiyor besin değerleri. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Yani her şeyi mevsiminde tüketmek önemli diye. Ve benim hep söylediğim bir şey var. Ya bu üretilen yerde hani oranın mevsim şartlarında üretiliyor. Ben farklı bir yerde yaşıyorsam doğru mevsimde doğru yerde üretiliyor, bana bir şekilde nakliye ediliyorsa iyi değil midir diyorum. Ama besin değeri karşılaştırması yaptığımızda nakliye edilen gıdalarda veya mevsiminde olmayan, kendi yörenizde yetişmeyen gıdaları aldığınızda yeteri kadar besin değeri alabiliyor musunuz? Veya besin alabiliyor musunuz? Kısacası vitaminleri, mineralleri falan, yoksa bunlar zaman içerisinde kaybolabiliyor mu? Bir araştırma görmüştüm. O yüzden buna atıfta bulunmak istiyorum. Mesela portakal market rafında beklediği süre boyunca C vitamini kaybeder diye. Yolculuklarda herhalde böyle bir şey olabiliyor olabilir. Evet, çünkü üretimden tüketiciye ulaşana kadar gerek depolama alanlarında gerek de nakliyesi kısmında uzun bir zaman geçiyor. Dolayısıyla bu sürede ne kadar taze bile olsa bir takım koruyucu maddelerle bize ulaşıyor. O yüzden her zaman sebze ve meyveleri alırken mevsiminde bol olduğu ve taze olduğu dönemde tercih etmemiz gerekiyor. Evet, son dönemde özellikle yeşilliklerde popüler olan bir şey var. Torbada yıkanmış yeşillik veya plastik kaplarda yeşillikler satılıyor. Mesela bebek ıspanak mesela, evet. Veya işte pırasa veya onun dışında salata yapacaksınız. Ondan sonra salatanın içerikleri veya karnabaharlar, brokoliler, bunlar artık böyle paketli halde satılıyor. Nasıl bir işlem görüyor onlar? Hocam aslında onlar direkt aldığımız taze ürünler gibi değil. Onlar fabrikalarda üretiliyor ve bir takım proseslerden geçiyor. Aslında tam doğal ürünler değil, yarı işlenmiş ürünler oluyor. İşte onlar yıkanması, temizlenmesi ve o sürede havayla temas ettiği için ve paketlendiği için bir takım koruyucu maddelerle destekleniyor bozulmaması için. O yüzden biz yine hani paketli yeşilliklerden ziyade taze olarak tercih etmemiz gerekiyor. Evet, mesela yıkanmış ıspanak satılıyor markette. Evet. İşte yıkanmış bebek ıspanak. Normalde yıkasan ıspanak böyle yapış yapış falan oluyor. Yani ama baktığınız zaman tane tane inanılmaz bir görüntüsü var. Orada yani tahminlerimizin dışında yani yıkamanın... Hepsinin bir standardı var aslında. Yani hepsi birbirine benziyor. O yüzden onlar biraz koruyucu katkı maddeleriyle birlikte o şekilde o kıvamda kalabiliyorlar. Evet, vallahi süper. Peki şimdi hep konuşulur. Bu gıdaların doğru zamanda alınması, imal edilmesi ve işte vatandaşa ulaştırılması önemli. Ama diğer taraftan sürekli bulabileceğimiz tazeliğini koruduğu iddia edilen dondurulmuş gıdalar var. Dondurulmuş gıdalar nasıl üretiliyor ve onlar besin değerini koruyabiliyorlar mı? Her dondurulmuş gıda aslında çok sağlıklı değil. Bazı gıdalar içerikleri ve besin değerleri açısından dondurulmaya elverişlidir. Ama bazı gıdalar da içerikler açısından dondurulmaya elverişli değildir. Onların tazesini tüketmemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlarım markete gittiler. Karşılaştıkları bütün dondurulmuş gıdaları, galiba bir de soğan var dediler. Soğanı almadık dediler ama mesela yurt dışında benim yaşadığım yıllarda biber de vardı. Bir dondurulmuş biber de bulabiliyorsunuz. Hatta böyle alırdık işte ne bileyim fırına hemen koyabilirsiniz. İşte çeşitli sote yapabilirsiniz filan. Ama Brüksel lahanası, barbunya, garnitür, özellikle bezelye, işte brokoli, taze fasulye, bamya ve karnabahar bulmuşlar. Bunlar mesela elverişli mi dondurulmaya? Şöyle, bunların aslında hocam patates olsun ve diğer sebzeler hepsi
paketli ürünler ve bunlar fabrikalarda üretiliyor. Endüstriyel gıdalar aslında ve bunlar yarı işlenmiş ürün statüsünde. Özellikle sebzeleri merak ediyorum. Yani mesela sadece sebze değil, dondurmuş meyveler de var aynı zamanda. Evet. İşte dondurmak nasıl bir işlem? Dondurmak onun işte besin değerini koruyor mu? Vitaminini kaybetmesini engelliyor mu? Tazeliğini korunmasını engelliyor mu? Aslında bu gördüğümüz bütün hazır gıdaların hepsi paketli ürünler ve ortalama 2 yıl bunların raf ömrü var. Ve dolayısıyla bu paketli ürünlerin besin değerlerini %100 korumaları çok mümkün değil. Biz eğer bu tarz sebzeler tercih edeceksek mevsimi de bol olduğu dönemde kendimiz alacağız. Evde uygun şartlarda kendimiz donduracağız. Ha, kendimiz dondurabiliriz. Tabii ki kendimiz dondurabiliriz. Peki biz de dondurmadan önce bir işlem yapmamız gerekiyor mu? Mesela fasulye efendim dilimlenmiş, bamya soyulmuş, yanına bir de havuç, domates falan bir şeyler atmışlar mesela. Evet. Yani bu tercih meselesi tabii ki ama genellikle güzel bir şekilde, hijyen çok önemli. Çünkü dondurmadan önce güzel temizleyip ayıklayıp birkaç kez yıkadıktan sonra ve güzel ayrı ayrı tüketeceğimiz kadar az porsiyonlarda poşetleyip buzdolabına dondurucuya yerleştirebiliriz. Çünkü -18 santigrat derecede dondurucuda gıdaların bozulmasına sebep olacak bakteriler pasif hale geçiyor. Dolayısıyla aslında gıdaları dondurarak saklamak çok güvenli bir yöntem. Yıkadıktan sonra kurutmak gerekiyor mu dondurmadan önce, yoksa dışında böyle suyuyla falan mı dondurmalı? Yok, suyuyla çok tercih edilmemesi gerekiyor. Genellikle ayıkladıktan sonra, yıkadıktan sonra biraz kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra buzluğa yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, böyle 1 milyoncu diye tarif edilen bazı dükkanlar var, biliyor musunuz? Oralarda mesela gördüm. İşte yani meyve sebze için ne gibi ürünleriniz var diye çok böyle ilginç plastik bir ürün gösterdiler. Yıkanmış. Aslında salatalıkta da kullanılıyor galiba, salatalarda da kullanılıyor galiba. Kurutmak için böyle bir makine, böyle çeviriyorsunuz filan. Evet. Ne oluyor dedim, bu işte çevrildiği zaman sanki kan ürünü, santrifüj laboratuvarda işlem yapıyormuşsunuz gibi suyunu dışarıya atıyor. Pratik bir şey aslında. Diri kalmasını sağlıyor. Olabilir değil mi böyle şeyler? Olabilir, evet. Çok pratik. O şekilde o tarz bir şeyden de destek alarak kuru bir şekilde buzluğa yerleştirebiliriz. Sebze meyveler, ya eğer kendimiz donduruyorsak sebze meyveler gerçekten besin değerlerini, vitaminlerini, minerallerini koruyorlar. Dondurma gerçekten gıdalar için çok güvenli bir yöntem. Ve sebze meyvelerle içerik açısından dondurmaya müsait ürünler. Şimdi ne zaman gitsem manavra yolunda karnabahar var, ne zaman gitsem brokoli var, ne zaman gitsem bir şekilde fasulye var falan. Ama mesela bamyanın kurutulmuşu da var değil mi? Onu da yapabilirsiniz. Kendiniz de zamanında, mevsiminde biz mesela öyle yapıyoruz. İşte barbunyanın en yoğun olduğu dönemde alıyoruz, kendimiz ayıklıyoruz, donduruyoruz. O bizim tercihimiz ama kurusunu falan da kullanabilirsiniz. Ancak reyonda görmediğim veya senenin belli bir döneminde çok az karşılaştığım böyle manav reyonunu adeta böyle bir arabayla getiriyorlar, önünden geçirip yani gösterip götürüyorlar falan gibi bezelye ve bamya. Evet. Onları saklamak, dondurmak dışında mümkün değil anladığım kadarıyla. Evet, genel yani bezelye ve bamya genellikle dondurarak saklıyoruz. Onun haricinde çok başka bir alternatif yok açıkçası. Peki, tamam, saklasak bile öyle. Şimdi geldik patates kızartması konusuna. Oldukça kritik bir şey. Çünkü dondurulmuş market reyonlarına baktığınız zaman oldukça fazla çeşitli ürünler bulabiliyorsunuz. Ondan sonra ama patates kızartması da işte çocuklarımızın bile, hepimizin yani bir şekilde sevdiği bir şey. Her ne kadar sağlıklı olmadığını söylesek de, ne kadar az tüketilmesi gerektiğini söylesek de, efendim bunu alın fırınınızda yapın filan diye anlatsak da, yani bunu ben hani oldukça sık yapıyorum. Mesela balık pişirirken mutlaka yanına patates koyuyorum. Balığın yani fırında yaptığım zaman balığın o akan yağ pişerken aynı zamanda patatesin de böyle çok keyifli pişmesine ve patatesin o yağı da içine almasına sebep oluyor falan. İnşallah böyle bir tarifte ilerleyen günlerde veririm. Her neyse. Ama patates kızartması evin vazgeçilmezi. Hele çocuğunuz varsa imkansız yani hayır demeniz. Onun için birçok alternatif var. İşte kendiniz patatesi alıp yıkayıp, soyup, ondan sonra işte efendim dilimleyip kızartabilirsiniz. Taze. Ama ne hikmetse markette alınanların bir değişik bir aurası var. Bir de daha iyi çıkıyor yağdan. Neden öyle? Zaten hepsi hocam fabrikalarda paketleniyor. Hepsinde belli bir standardı var. Yani evde biz dilimlemeye kalksak bu şekilde standardı tutturamayız. Aslında patates
dondurulmaya çok müsait bir gıda değil. Çünkü patates içerik olarak çok yüksek oranda nişasta içeriyor. Ve bu nişasta soğuk ortamda serbest radikallere sebep oluyor. Ve biz bu patatesi, dondurulmuş patatesi alıp yüksek sıcaklıkta kızarttığımız zaman o serbest radikaller akrilamit denilen bir maddeye, etken maddeye dönüşüyor. Bu da vücutta kanserojen etki yapıyor. Eyvah! Çok, evet. Çok ilginç bir şey söylediniz. Evet, oldukça şey yani aklım gitti bir anda. Ama hemen bu patates kızartmalarının yani dondurulmuş patates kızartmalarının nasıl imal edildiğini şöyle beraber bir görelim istiyorum. Arkadaşlarım fabrikaya gittiler. Orada gördük. Şimdi patatesler geliyor. Bir konveyöre dökülüyor. Ondan sonra dökülen patatesler orada işte ayrıştırılıyor birazcık. Ondan sonra ve hepsi teker teker sonra yıkanıyor. Aynen size az önce söylediğim gibi sebze kurutma nasıl yapılıyordu? Bunun gibi tumble dry diyorlar. Dönüyor ve sularını dışarıya çıkartıyorlar. Ve olabildiğince dışındaki ne kadar kum ve ne kadar toprak tanesi varsa temizleniyor. Ve doğal olarak tertemiz hale gelmiş oluyor. Tabii temizlendikten sonra tekrar bir banta giriyorlar. Orada bir sayı olarak birazcık daha sadeleştiriliyor. Sonra çok ilginç bir şey oluyor. Haşlanıyor bunlar. Bir sıcağın içerisine giriyor ve bu sıcak suyun içerisinde kabukları pişiyor. Ve sonrasında da çevrilen bir başka bir tanka giriyor. O tankın içinde de kabukları soyuluyor. Kabuklar soyulduktan sonra bunun üzerine artık iyice tertemiz hale gelmiş oluyor. Ve başka bir hatta ilerliyor. O hatta ilerlerken mutlaka birilerinin artık ayrıştırması lazım. Bu bölgede çalışanlar geliyorlar ve hangilerinin işte çürükleri var, hangileri kötü, hangileri değil teker teker bakıyorlar. Dolayısıyla en son halde tekrar suyun içerisine giriyor ve suyun içerisinde bir kanala giriyor. O kanalın içerisinde su yardımıyla bunlar kesiliyorlar. Tane tane kesiliyor. Kesildikten sonra yine bir banta gidiyor. Bu bantta ki yıkamada, bu banttaki yıkamada nişastası, dışındaki nişastası temizleniyor. Nişasta kalmasın diye uğraşılıyor ve sonra da kısmi olarak pişirmeye götürülüyor ve pişirmeden sonra da kurutma işlemi gerçekleştiriliyor. Kurutma işlemi oluyor. Ondan sonra bu tamamen nemi de ortadan kalktığı için paketten çıktığında dışında böyle buzlanma olmasın diye ciddi bir uğraş. Dolayısıyla inanılmaz bir mekanizma ve işte dediğim gibi kızartılmış patatesler yağın süzülmesi ve tekrar soğutma işlemi gerçekleştikten sonra da paketleniyor. Dolayısıyla baktığınız zaman haşlayarak kabuğunun soyulması var. Ardından nişastasının giderilmesi var birinci posta. Sonra sujetleriyle kesiliyor, dilimlere ayrılıyor. Burada görmüş olduğumuz gibi istediğiniz dilimde yapılabiliyor. Kimisi böyle ince sever. Ondan sonra kimisi birazcık daha böyle kalın dilim sever. Kimisi elma dilim sever. Her neyse makine ona göre kesimini yapıyor. Sonrasında kurutuyorlar falan, kızartıyorlar. Yağ süzülüyor, soğutuluyor, paketleniyor falan. Bildiğin yani imalat yani bu. Ciddi bir prosesten geçiyor evet. Aslında patates. Yani aslında buna dondurulmuş taze patates diyemeyiz. Çünkü artık hani yarı işlenmiş bir ürün statüsünde. Dolayısıyla... O yüzden dondurulmuş patates kızartması diye satıyorlar zaten. Gerçekten öyle. Yarı kızartılmış yani yarı pişmiş bir gıda evet. Niteliğinde. Aynen ve hocam bu patates kızartmalarında ortalama 2 yıl rap ömrü oluyor. Evet. Yani bu da çok aslında ciddi bir süre. Yani biz patates kızartması alalım 2 senede o hiçbir şekilde bozulmuyor buzlukta muhafaza ettiğimiz sürece. Evet. Çünkü içerisinde bir takım kimyasal maddeler oluyor, koruyucu maddeler oluyor. Koruyucu madde koyuyorlar mı? Evet, koruyucu madde. Bu detayı da inceledik sizler için. Dilek Hanım çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ve değerli izleyenlerimize sorduk bakalım. Onlar patates kızartmasını rutin olarak yiyorlar mı? Yani hayatlarının bir parçası mı yiyorlarsa da hangisini tercih ediyorlarmış? İzliyoruz sonrasında buradayım. Patates kızartması yiyor musunuz, dondurulmuş mu kullanıyorsunuz yoksa kendiniz taze olarak mı yapıyorsunuz? Patates kızartması hazır da almıyorum. Kendim de yani evde fazla kızartmamaya çalışıyorum. Patatesi haşlayarak yani yumurtalı, işte domatesli yapmayı tercih ediyoruz evde gün içinde. Kendimiz kızartıyoruz ama ayda bir kere pek kullanmayız. Çok nadirdir böyle. Dondurulmuş hiç almıyorum. Olursa normal patatesi alıp evde kızartıyoruz. Ben kendim kızartıyorum. Haşlamasını yapıyorum. Kızartmasını yapıyorum. Yani en azından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Kendim yapıyorum ama arada bir fazla değil. Daha çok kendim yapıp kesip
kızartırım. Dolmuş çok tercih etmiyorum. Daha bir tadı kaçıyor gibi. Yere göre değişiyor. İstanbul'da genelde dondurulmuş. Daha hızlı, pratik çözüm. Tekirdağ'da kendim soyuyorum. Sebze ve meyvelerin hayatımızın her noktasında bütün beslenme planımızda ne kadar artırılması gerektiğini konuşuyoruz. Ve her seferinde de atıfta bulunuyoruz. Aslında sebze ve meyveler sayesinde ne elde etmiş oluruz? Yüksek lifli beslenmeyi elde etmiş oluruz. Yüksek lifli beslenme gerçekten bizler için önemli mi? Evet, gerçekten de önemli. Sebebi şu, birkaç araştırma yapıldı. Hemen araştırmalara kısaca şöyle bir bakalım. Bir araştırmayla karşılaştık. Avustralya'da bilim adamlarının yapmış olduğu bir araştırmada 1366 kadın yumurtalık kanseri tanısı konmuş ve diğer taraftan da kontrol grubu 1414 kontrol grubundaki kadın takip edilmiş beslenme alışkanlıkları ve bu kişilerin 30 gram üstü günlük lif almaları düşünülmüş. Şimdi sonrasında bakmışlar ki bu araştırmada insanlar 38 ila 77 gram almışlar. Yani amaca ulaşılmış. Kısacası yüksek lifli beslenme elde edilmiş gözüküyor. Peki sonuç ne? Yumurtalık kanseri riskinde %20 azalma olduğu gözükmüş. İlk defa belki de mide bağırsak sistemi dışında da fayda sağlayabildiğini açık söylemek gerekirse göstermiş oluyor. Peki bugüne kadar bizim bildiklerimiz neydi? Yüksek lifli beslenmenin aslında faydaları neler? Şöyle bir onun listesine bakalım. Arkadaşlarım veriyorlar. Evet, bağırsak hareketlerini düzenlediğini biliyoruz. Bir kabızlık şikayetimiz olsa mesela, değil mi? Doktorumuzun ilk bize tavsiye ettiği yediklerinizin içerisinde yeşillikleri arttırmanız gerektiği. Sonrasında bağırsak sağlığını koruduğunu da biliyoruz. Hatta bağırsak sağlığından sadece kastımız bağırsak kanserine karşı bizleri koruması değil. Aynı zamanda eğer bağırsak hareketlerimizi iyi bir şekilde düzenliyorsa o zaman proktolojik sorunlar, diyelim ki hemoroid problemleri vesaire gibi sorunları da ortadan kaldırabiliyor diyebiliriz. Peki kolesterol seviyenizi düşürür. Bu Amerikan Kalp Birliği söylüyor. Diyor ki 24 gramı aşkın eğer lif tüketiyorsanız günlük hayatınız boyunca o zaman kolesterol seviyeniz de düşer. Kalp damar sağlığına karşı da koruyucu olacaktır. Bunun dışındaki tüm diğer yöntemleri aslında çok da geçerli kabul etmiyor. Lifli beslenmeyi burada esas kabul ediyor. Amerikan Kalp Birliği kan şekeri dengesini sağlar. Kan şekeri dengesi, bunu birazdan konuşuyor olacağız ama sağlıklı kiloya ulaşmanız ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olar. O halde 50 adımda sağlıklı ve hızlı zayıflama kitabının yazarı çok değerli dostum Doktor Ayça Kaya geliyor efendim, yüksek lifli beslenmenin faydalarını ve nasıl olacağını anlatsın bakalım bizlere. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Halit Hocam. Evet, kitabınızı da şöyle koyuyorum baş köşeye. Çok teşekkür gerçekten ederim. Muhteşem, yine olağanüstü bir kitap olmuş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kan şekeri dengesi, hemen başlayacağım. Yüksek lifli beslenme kan şekerine nasıl bir katkı sağlıyor? Evet, bu o kadar önemli ki ve gerçekten bu konuyu açtığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi doya doya yaşadığımız ülkemizden her yerden sebzeler, meyveler fışkırıyor. Ve ne yazık ki biz bunu yeteri kadar ve doğru tüketmiyoruz. Lif o kadar önemli ki bugün Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günlük minimum 28-30 gram lif alın. Mümkünse hatta 35-38 gramlara kadar bunu çıkarın diyor. Ve yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor ki günlük günümüz insanının bir günlük lif alımı ortalama 10-12 gram civarında. Evet, bunu hemen bir analiz edelim istiyorum. Şöyle sabah öğlen akşam yemeği burada sembolize etti arkadaşlarım. Sabah kalktık. Kahvaltıda acaba lif hanesini ne yazabileceğiz diye. Şimdi ben ne kadar sağlıklı besleniyorsanız beslenin, günde zaten 10-14 gramı biraz zor buluyorsunuz dedim. Onun için biraz uğraşmak lazım diye düşünüyorum. Evet, uğraşacağız. Sabah kahvaltıda mesela genelde danışanlar ne yiyorlar? Ne yediklerini ifade ediyorlar sana? Ya genellikle bizim kültürümüzde peynir, yumurta, domates, salatalık, yeşillikler, bir iki dilim kepekli ekmek. Aslında genel Türk mutfağı ve Türk kahvaltı usulü dediğimiz aklımıza ilk gelen bu. Ama salatalık, domates olmayabilir, kepekli ekmek de olmayabilir içinde. Bazen olmayabilir ama hani herkesin aklındaki bu. Ama biz hastalara şunu dediğimizde, bir hafta yediğinizi içtiğinizi bir yazın gelin dediğimizde şunu görüyoruz. Mesela sabah kahvaltısında kıymalı börek, iki tane poğaça, ondan sonra ne bileyim tostlar, sucuklu yumurtalar, mıhlamalar. O kadar farklı usuller var ki. Hani kime sorsanız ben her sabah peynir, yumurta, domates, salatalık yiyorum ama bunu bir
Yazın da görün dediğimizde 7 günün en az 3-4 günü yumurta, peynir, tam kepek ekmeği dışında farklı yiyecekler yediklerini görüyoruz. Sağlıklı kiloya ulaşmak için belki de günlük tutmak en önemli ipuçlarından bir tanesi anladığım kadarıyla. Çok önemli. Hatta bugün bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz şunu yapsınlar. Bir defter kalem alsınlar ellerine ve bütün gün yediklerini bir yazsınlar. Bir hafta boyunca bunu yazsınlar ve bir hafta sonra size ya da bize sosyal medyadan yazsınlar. Bakalım bir hafta boyunca ne yiyorlar, ne içiyorlar, nerede neyi kaçırıyorlar? Kendilerini bir analiz etsinler. Çünkü birçoğumuz aslında ezbere yaşıyoruz. Genel doğruları biliyoruz ve bunları yaptığımızı zannediyoruz. Ama iş uygulamaya gelince işte orada kaçamakları görüyoruz. Ve gerçekten bir Türk kahvaltısı, klasik bir Türk kahvaltısı güne başlamak için o kadar dengeli içerikler içeriyor ki. Mesela yumurta, peynir. İyi bir protein kaynağı. Ve sizi daha uzun süre tok tutma potansiyeli var. Yanına tam buğda ekmeği koyduğunuzda 1-2 dilim ekmekte ortalama 2-3 gram kadar lif alma şansınız var. Yanına işte 2 domates, bol yeşillik domates salatalığınızı koyduğunuzda en az 4-5 gram lif de oradan alıyorsunuz. Yani bir kahvaltıyı sadece 2 dilim tam buğday ekmeği, yanına da bol domates, salatalık, yeşilliklerle desteklediğinizde 4-6 gram lifle sadece kahvaltıdan kalkabilirsiniz. Evet, şimdi dolayısıyla eğer hocamın söyledikleri gibi yapmazsanız, sabah kalktınız, efendim ben bir tane kruvasanla güne başladım veya bir tane poğaçayla başladım dediğiniz zaman muhtemelen kruvasanda 1 gram falan lif alabilirsiniz ama 0.25 gram. Poğaçada belki hani 1 gram alırsınız diyelim. Evet. Onun dışında işte yanında ben salam yemek istiyorum, yemeyin tabii ki ama işte diğer peynir yediniz mesela, içine peynir koydunuz, peynirde de lif yok. Dolayısıyla sabah kahvaltısını birçok insan takip ettiğim kadarıyla aslında 1 gramla falan geçiştiriyor. Kesinlikle o kadar düşük bir lif alımımız var. Lif alımını artırmak için az önce sizin de söylediğiniz gibi sevgili hocam, sebze, sebze, meyve, meyve, ille de sebze, ille de meyve, ille de kuru baklagiller ve ille de tahıllar diyoruz. Bunları mutfaklarımıza baş köşeye oturtmamız gerekiyor gerçekten. Evet, mesela kahvaltıda domates, salatalık yemek istemiyorsanız, misal veya farklı bir şey olsun, görüntüsü bile güzel olsun istiyorsanız değil mi? Böyle ekmek, güzel bir kepek ekmeği veya işte tam tahıllı bir ekmek. Ondan sonra onun üzerine belki ince bir dilim peynir. Peynir. Hatta avokado 1/4 lifi yüksek. Avokado. İyi yağlar içeriyor. Domates. Birazcık da zeytinyağı. Afiyetler olsun. Süper. Gerçekten biz günlük yaşamda kahvaltıya ne kadar doğru yiyeceklerle başlarsak ve doğru yiyecekleri vücudumuza alırsak, kendimizi bir araba gibi düşünelim. Günlük yaşamdaki iş başarımız, stres yönetimimiz, mutluluğumuz, akşam eve dönerkenki enerjimiz bile bu kadar etkilenir. Ve hatta kilo yönetimini daha iyi yapabiliriz. Evet, şimdi tam da bununla ilgili bir sonraki grafiğimize gelelim. Burada glisemik indekse göre beslenmenin kan şekeri üzerine etkisi. Aslında tarif ettiğiniz tabloda bu. Birazcık böyle rafine şeyler yediğimiz zaman insülin ve kan şekeri seviyemiz eş zamanlı olarak yükseliyor. Dolayısıyla daha hızlı bir enerji kaybına, daha hızlı bir çöküşe sebebiyet veriyor. Ama bahsettiğiniz gibi eğer beslenirsek akşama kadar bizi götürecek belli bir bazal enerjiyi yakalıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Grafikteki gibi insülin o kadar hızlı salgılanıyor ki bu basit şeker vücudumuza girdiğinde, buradaki şekerleri yakalıyor, hücrenin içine koyuyor ama ortamdan çekilemediği için yaklaşık 1-2 saat sonra hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi başlıyor. Bu da kişinin enerjisizliğine, yorgunluğuna, hatta duygu kontrolünü bile doğru düzgün yapamamasına neden oluyor. Daha çabuk parlıyor, daha çok çabuk sinirleniyor ve bütün yaşamı daha çok acıkıyor, daha çok yemek istiyor. Enerjisi daha da düşüyor ve ne oluyor? Mutsuz, kilo alma potansiyeli olan, iş başarısı düşük olan ve etrafını negatiflik bulaştırma riski yüksek bir insan oluyor. Ama güne başlarken yumurtasını, peynirini, tam tahıl ekmeğini, bol yeşilliğini, 2-3 tane zeytinini yiyerek güne başlasa daha kontrollü kan şekeri oluyor alt grafikte gördüğümüz gibi. Evet. Ve bu da şekerin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlıyor. Enerji daha yüksek, daha az acıkan, duygu kontrolünü yapabilen, iş başarısı yüksek, daha ılımlı bireylere dönüşüyoruz. Bu da tabii kan şekerinin vücuttaki etkisi açısından gerçekten çok önemli. Sadece kahvaltı değil, aynı zamanda öğlen yemeğine geçtiğimiz zaman da tablo aynı herhalde. Yani bunu devam edilebilir, sürdürülebilir bir enerji ve sürdürülebilir bir metabolizma olması için sanki sabah o yaptığımız uğraşı eğer öğlen yiyorsak öğlen yemeğinde de aynı şeyi uygulamak lazım.
Kesinlikle. Yani siz bir arabasınız, yola çıkıyorsunuz ve uzun bir yol gideceksiniz. Sabah yakıtınızı doğru koydunuz, 300 kilometre gittiniz ama bir müddet sonra yakıt düşüyor ve o zaman bizim yeni yakıt koymamız gerekiyor vücudumuza. Burada da açlık sinyalini baz almak gerekiyor aslında. Mide gurultusu bizim vücudumuz için çok faydalı bir alarm. Mide gur 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 yapıyor ya Halit Hocam. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz bu gur 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 yaptığında? İnce bağırsaktan böyle 12 parmak bağırsaktan motilin denilen hormon salgılanıyor ve mideye diyor ki benim içimde bir şey kalmadı bana yiyecek gönder diyor. Mide de o sırada bir kasılıyor. İşte o gurultu grelin dediğimiz açlık hormonunu yükseltiyor. Grelin de beyne gidiyor tık 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 diyor bu acıktı buna yemek gönder diyor. Bu arada iki tane çok önemli hormonumuz salgılanıyor. Biri tiroid hormonu öbürü büyüme hormonu. Tiroid hormonu biraz metabolizma hızımızı arttırıyor. Peki büyüme hormonu ne yapıyor? Özellikle 40 yaş üzeri bizim için gençlik yapıyor yani. Daha yavaş yaşlanmamızı sağlıyor. O nedenle açlığı sevin ve açlık hissinizi bekleyin. Bu midenizdeki gurultuyu duyduğunuzda da vücudunuza doğru yiyeceklerle cevap verin. Mesela sürekli ağzımıza bir şey atıştırdığımızda kahvaltıyı yaptık, toplantıya girdik, çay yanına kurabiye yedik. Daha karaciğer, pankreas düzelemeden biz vücudumuza bir şey atıyoruz ve zavallı yorgun organlarımızı daha çok yormaya başlıyoruz. Bütün hormon sistemimizi baskılıyoruz. Halbuki orada kahvaltıdan sonra bir en az 4-5 saatlik süre verip vücudun acıkması için ve iç organların dinlenmesi için süre versek bütün metabolizmamıza çok iyi bir yatırım yapmış oluyoruz. Şimdi biz kahvaltıyı yaptık. Öğlene kadar, öğlen yemeğine kadar, midemizden gelen gurultuyu dinleyene kadar hiçbir şey yemeyeceğiz. Ama gurultu geldi, gur gur gur. Ne yiyeceğiz Halit Hocam? Vallahi öğlen yemeği. Öğlen siz yemeği. Ne yiyorsunuz? Ben öğlen yemiyorum. Ya ben çok iyi bir örnek olmayabilirim, bilmiyorum. Ya ben kendime göre iyi bir örneğim ama şöyle sabah kalktığımda bugünler mevsimi olduğu için mutlaka yarım nar yiyorum. Yarım veya çeyrek. Yani hani bir kase nar yiyorum. Yani kendimi soymadığım için bilmiyorum. O yüzden yarım falan dedim ama. Şimdi yarımdır çok da, o. Bir kase ise çok, yarımdır. Çok da foyam ortaya çıkmasın. Yani şöyle söyleyeyim. 3 gram lifa aldınız. Ondan birazcık daha az bir kase tamam. Bir şey yiyorum. Nar. Nar yiyorum. Mutlaka onun yanında 3 adet küçük badem salatalık diyorlar ya böyle badem hıyar. Salatalık yiyorum. Başka ne yiyorum ya? Genelde bunu yiyorum. Bir de böyle tam buğday krakerlerinden alıyorum. Üzerine birazcık peynir koyuyorum. Bir tane de kraker yiyorum. Sabah yani çıkarken çok hızlı. Ben yemeğe vakit ayıran bir insan değilim. Bakalım, akşam yemeğine çok vakit ayırırım. Ondan sonra valla sabah kahvaltıda çok oldukça hızlı geçiyorum. Dediğim gibi sadece bunları ve benim için 3 dakika. Kapıdan çıkarken de kahvemi alıp çıkıyorum. Yani öğlenliğin hiçbir şey yemiyorum. Tabii çok ben açlık hissini de seven birisiyim. Yani açık manada, ciddi manada. Yani gün içinde resmen acıkıyorum ama sevsem de vaktim olmuyor yemek yemeye. Biraz yoğunla çalışıyorum açık söylemek gerekirse. Ama eğer illa bir şey yiyeceksem, öğlenleyin bir şey yiyeceksem bu dönemde çorbayı tercih ediyorum. Ama çorba yersem yemek yemiyorum. Çorba yemezsem mutlaka bir zeytinyağı alıyorum bir tabak. Bamya olabilir. Tercihen mesela bamya bulursam bamya yiyorum. Pırasa, ıspanak falan. Tam o zamanı. Böyle gerçekten lif oranından emin olduğum şeyleri yemeye çalışıyorum. Sabah ve öğlen benim için çok iyi sınav verdiğim dönemler. Problem akşam başlıyor. Ne oluyor akşam? Akşam valla yani. Kızlar bir kapıyı açıyor babacığım hoş geldin. Ya zaten ayrı bir olay ya kapının dışından duyuyorum seslerini ama ya eve geldiğimde zaten çok geç oluyor. Bir defa saatini büyük ihtimalle birazcık kaçırıyorum ama akşam iyi yiyorum. Yani akşam volümetrik yiyorum diyebilirim yani böyle hacimsel. Ondan sonra çünkü gün boyu bu kadar az yemişken bir tane öğünümü sağlam yapıyorum. Evet, siz olun. Halit Hoca'nın yaptığını yapmayın. Şimdi aslında birçok insan tıpkı sizin yaptığınız gibi yapıyor. Aradaki fark şu, biz eve geldiğimizde gün içinde çok yorulduğumuzda böyle eve zafer kazanmış komutan moduyla gidiyoruz. Ve gün içinde de yeterli beslenemediğimizde ve evde de tabii bizi bekleyen eşlerimiz, çocuklarımızla birlikte yemek yemeyi bir seremoniye dönüştürüyoruz bir noktada. Ama bu yanlış. Yani bugün Türkiye obezitede bakın dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi. Bunun bizde seremoni nedeni yok yemekte. Bu yani seremoni dediğim şey şu hani birçok yiyeceğin bir araya gelmesi. Anladım. Şimdi evin hanımı neyi bekliyor? Benim eşim gelecek diyor, yoruldu diyor, ona güzel yemekler çok yapayım diyor. Bir döktürüyor böyle değil mi? Neler yapıyor mesela? Dolmalar, karnıyarıklar, pilavlar, çorbalar değil mi?
farklı yani, farklı. Yapıyor sağ olsun gerçekten. Yani ben hiçbir zaman aç bırakmadı ama yemek yemeye eve bile neredeyse gitmeye şansım olmuyor yani. Mutlaka yani haftanın 3-4 günü belki de gidemiyorum diyebilirim. Haftanın 3 günü gidiyorum. Bir günü ben yemek yapıyorum. İki günü o yemek yapıyor. Öyle vaziyeti paylaşıyoruz. Evet. Şimdi biz geleneksel olarak bu akşam yemeğindeki yoğun yeme ve hacimsel yeme miktarını hep birlikte düşürmemiz gerekiyor. Diyorum ki sabah ne kadar aç uyanıyorsanız ve yeme isteğiyle mutfağa gidiyorsanız aslında o kadar doğru besleniyorsunuz demek. Akşam hacimsel olarak fazla yediğimizde sabah daha tok kalkıyoruz ve enerji ihtiyacımız daha az olduğu için kahvaltıyı geçiştiriyoruz. Sizin gibi yoğun çalışan insanlar da öğlen yemeğini atlıyorlar. Sonra akşama da tabii çok büyük miktarlarda bir enerji girdisi olabiliyor. Sizin şansınız biraz ayakta çalışıyorsunuz, cerrahsınız, ameliyat ediyorsunuz ve ister istemez ciddi efor sarf ediyorsunuz. Abi benim günlük sirkadiyen ritmim de birazcık gariptir. Yani sabah çok erken, gece çok geç falan yani oldukça az uyuyorum. Dolayısıyla akşam saat 8 benim öğlen yemeğim. Halit hocam ben size bir el atacağım. Size bir yaşam koşulu yapacağım. Peki. Akşam şimdi, yemeğine geldik. Akşam yemeğinde de belli bir lif var. Şimdi bir sonraki slide alalım. Evet, şimdi lifli beslenmeyle ilgili yine bir araştırma yapmışlar. American College of Cardiology'de yani bir kongrede ondan sonra yayınlanan bir literatürü paylaşalım. 200 kişi üzerine yapılmış bu. Hepsi 50 yaşında erkekler. Ondan sonra günde 30 gram lif almaları istenmiş ve bu kişilerde %9 oranında kolesterol düşüklüğü görmüş. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık bir kolesterol hapının yarısı kadar etki ettiği gösterilmiş. Sonrasında trigliserit düşüşü %23. Bu adeta trigliseritlerinizi düşürebilmek için kullanmış olduğunuz bir ilaça eşdeğer. Peki trigliserit kanla nasıl bir yağ? Aslında kanınızı böyle analiz etmek için laboratuvarda ne yapıyoruz? Alıyoruz önce sizden kan. Laboratuvarda bir yüksek devirli bir şekilde çökertiyoruz. Şekilli elemanlar aşağı çöküyor. Kanın beyaz serumu kalıyor. Kanın beyaz serumuna baktığınızda eğer trigliserit yüksekse kanın arka tarafını göremiyorsunuz. Yani resmen bulanık süt gibi bir şey. Sarı süt gibi hatta. Yani lipemik kan diyoruz. Niye? Kanda inanılmaz bir yağ yüksekliği var. Hani kalp damar hastalıkları adına bizim için en yüksek risk trigliseritin yüksek olması. Dolayısıyla bir defa onun düzenlenmesi lazım. Sonrasında bu insanlarda %15 oranında tansiyon düşüklüğü de olmuş. Çünkü sağlıklı beslenmeye birazcık daha motive olmuş oluyor 30 gram almak. Yani birazdan bu porsiyonu verdiğimizde 30 gramın aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamış olacaksınız. Açlık kan şekeri düşüşü. Sindirimi yavaşlatıyorsanız yüksek lifle birlikte o zaman kan şekerinizin de beraberinde düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla lifli beslenmeye baktığımızda kolateral olarak yani birden fazla faydası olabildiğini görüyoruz. Sonraki slaytımıza gelelim bakalım nasıl bir sorumuz var. Lifli besinlerin porsiyonu nasıl olmalı? Dedik ki sabah kahvaltıda ortalama bir insan bunları yani zararlı olmadığını düşünse bile az bir şey yediği için 1 gram alıyor. Öğlenleyin bu kişi hiçbir şey yemiyorsa? Sıfır. Sıfır. Çorba içiyorsa? 2 gram diyelim. 2 gram. Etli 3 gram. Evet. Kaç gram bulması lazım? 28-30. 30 gram bulması lazım. Şimdi çok affedersiniz birazdan neden bulması gerektiğini de söyleyeceğiz. Akşam oldu. Adam sabahleyin %10'unu aldı. Akşamleyin ne yapacak? Akşamleyin bir şekilde 27'yi tamamlayabilmesi lazım ama şuraya çok bile... Çok mümkün değil. Diyelim ki bunun tamamını yedi. Evet, şundan gelen, bunlarda yok lif zaten. Bunlarda yok. Bunda da olsun 1,5-2 gram desin. 2 gram da bundan geldi, 5 gram. 5 gram da günü kapattı. Peki sağlıklı bir kişiyi dinleyelim. Şöyle sağlıklı bir kişiyi dinleyelim. Sabahleyin kalktı. Ondan sonra hani ben işte biraz sağlıklı besleniyorum. Nar aldı, 3 gram nardan mı geldi? Bir porsiyon meyve ortalama minimum 2,5, maksimum 4-5 gram kadar. Büyük bir elma 5 gram lif içerir. Diyelim ki elma yedim. Yanında da 3 tane salatalık yedim. Salatalığın biraz daha düşüktür. Su oranı yüksek. Yani 1 gram desek. 1 gram da 3 tane salatalıktan aldım. Elma ile birlikte 6 gram yaptı. 6 gramı sabahtan cebime koydum. Ha, bir de o kepekli krekerlerden yediniz. 1 gram da ondan ortalama aldık. 2 gram da oradan gelse. 2-3 tane ya da az diyorsanız 1 gram. Az diyorum. 1 gram geldi. İşte ne yaptı? 7 gram yaptı. Öğlenleyin dedim ki yemek yemeyeceğim. Ama öğlenleyin efendim şuradan bakalım marketten ne varmış şöyle bakarsak. Meyve. Meyve. Mesela diyelim avokado. Hayret yani avokado stüdyoda nasıl olmaz yani çok ama ilginç. Ama avokado öyle tek başına yenmez Halis hocam. Siz oradan bir elma bir portakal alın elinize. Evet bir elma bir elma elma alıp diyorum bir portakal alıyorum. Şimdi bir tane de portakal alayım falan der şey tam tersi oldu. Ondan sonra neyse bir elma aldım. Küçük bir elma tabii bu çok da doğru bir ölçü olmadı ama. Evet. Ya şöyle. Da iki. Evet. Aynen.
Bunlardan bir tanesini yedim. Ya da ikisini birlikte yediniz diyelim. Çünkü biz günde 3 porsiyon meyve yemeyi tavsiye ediyoruz ve farklı renklerde meyve yemeyi tavsiye ediyoruz. Sabah yeşil elma, öğlen kırmızı elma, akşam sarı elma. Gibi. Neden olmasın? 5 temel renk grubu var. Sarı, turuncu, yeşil, beyaz, mor ve kırmızı. Bunların üzerindeki bu renk pigmentini veren fitokimyasal dediğimiz maddeler var. Ve sayısı 2000'in üzerinde bağışıklık sistemimize onarıcı madde bulunduruyor bunlar. O nedenle renkli meyveleri tercih edin diyoruz. Mesela 2 meyveyi yediniz. Günde 3 porsiyon meyve yemeye mutlaka özen gösterin ve suyunu değil kendisini yiyeceksiniz. Evet, kendisini. Mümkünse kabuklarıyla yiyeceksiniz. Aynen, suları inşallah ayrı bir konuşuruz. Yediğinizde ortalama 8 gram kadar lif almış olursunuz. Sabah kaçtı? 7 gram. 7 gram aldık. Bunun ikisini yediniz. 8 de buradan geldi. 8'de bunu yedik. Matematikte zayıf olacak. 7, 8, 15. 15. 15 gram. 15 bir de gram. Mercimek çorbası içtiniz diyelim. Mesela mercimek ve kuru baklagillerdeki lif oranı çok yüksektir. Yaklaşık 1 su bardağı kadar 8 gram lif içerir. Bir tabak mercimek yemeği yediğiniz ortalama 12 gram kadar lif alırsınız. Yanına bir de salata koydunuz 15 gram. 2 de bunu yediniz. 15, 8 daha ne yaptı? 23 yaptı. Ama ben bu kadar beslenmiyorum. İşte bunu yapmanız lazım ya. Bunun için çorba, uğraş gerekiyor yani. Bir çorba 2 meyve alt üstü yediğiniz evet. Şey baktığınızda. Sabahtan da yedi oldu 24 gram lif bakın. Bir kuru baklagil, 2 meyve ve sabahleyin bir tam tahıllı kraker bir meyveyle birlikte neredeyse 20 gram lifi yakalamış durumdayız. Evet, gerçekten öyle. Akşamleyinde aynı şekilde öğlenleyin besleniyorsanız da zaten yerinizden bir daha kalkamazsınız demek istiyor. Yani oldukça beslenmişsiniz. İşin şakası bir tarafa. Akşamleyinde salatanızı falan yiyin. Ama mesela öğlenleyin diyelim domates, avokado, şöyle bir kepek ekmeği, öğlen yemeğini öyle atıştırsanız avokado bütün yeseniz 10 gram falan. Oldukça evet. Fazla. Akşam bir enginar yediniz bir 10 gram daha. Ama bunları yemediğiniz takdirde hakikaten sağlıklı beslendim efendim. Deseniz bile 10-14 gram civarında insanlar yemiyoruz. Ancak alıyorlar. Şunu da unutmayalım. İnsan büyük abdesti çıkmazsa galiba kilo veremiyor. Ben bugüne kadarki tecrübelerim öyle. Düzenli her gün tuvalete gidiyorsam bir şekilde kilolar da orada gidiyor. Gitmiyorsam vücuduma yapışıyormuş gibi. Çünkü durdukça kalori çekiliyor oradan. Bir de şöyle bir olay var. Şimdi bu bağırsakları her gün boşaltması gerçekten çok önemli. Diyorum ki evinizde bir çöp kutusu var. Bunu bir hafta boşaltmazsanız ne olur? Bütün evi koku basar, böcek basar, evde oturulmaz hale gelir. Eğer büyük abdestinizi tutarsanız ve bunu çıkarmazsanız işte bu da vücutta zehirleyici etki gösterir. Sadece kilo değil, bağışıklığı düşürür, hastalıklara zemin hazırlar, kronik inflamasyon dediğimiz vücutta iltihabi süreçleri tetikler. Bir insanın bir günde bir defa, en fazla 3 defa ya da 3 günde bir kere normal ve katı yapmadan büyük abdestini yapabiliyorsa bunları normal kabul edebiliyoruz. Evet. Benim inanışım sadece bu yani lifli gıdalarla birlikte beslenmediğimiz zaman yağların, kiloların vücudumuza yapışması değil. Aynı zamanda sanki böyle yediğimiz gıdaların da beraberinde eğer mesela diyelim sadece bunu yiyorsam bunun beyaz bir pirinç olduğunu düşün tabii. Yanında lifli bir şey yemiyorsam o doğrudan sanki kilo yapıyormuş gibi bu lif böyle yediklerimin içerisine hava karıştırıyormuş da yanmasını kolaylaştırıyormuş gibi hissediyorum. Doğru düşünüyorsunuz. Onu da deneyle. Hadi sana göstermek yapalım. İstiyorum. Şimdi burada çatal bıçağı da çok gerek yoktu ama. Şimdi burada bir tabak var. Ondan sonra diyelim nişasta. Ekmek ürettiğimizi düşünün bununla. Ondan sonra normal şartlarda ekmeği aldığınız zaman tek başına mesela ekmek olsa ondan sonra nişastayı ne yapabilirsiniz? Sadece Maillard reaksiyon dediğimiz kahverengileşmesini sağlayabilirim değil mi? Herhangi bir şekilde tutuşma imkanı var mı? Nişasta genellikle burada görmüş olduğunuz gibi istediğiniz kadar yüksek ısı, yani bunu da ne kadar yüksek ısı kullanabildiğimizi görmeniz için bunu kullanıyorum. Hiçbir şekilde alev almıyor. Olduğu gibi duruyor burada görmüş olduğunuz gibi. Sadece üstü kızardı gitti. Ancak ben bu nişastayı içinde birazcık hava karıştırırsam acaba ne olur diye şöyle biraz deniyordum. Ondan sonra yani acaba yakabilir miyim diye çok uğraştım. Atölyede çocuklar ya abi ne yapıyorsun etme hocam falan filan dediler ama ondan sonra ben onları çok dinlemedim. Şöyle biraz göstereyim neler olabileceğini. Hocam sakinsiniz değil mi? Evet. Evet şimdi şöyle genel itibariyle göstermek istiyorum. Acaba bir şey olacak mı? Evet değerli izleyenler. Evet. Evet hazırız. Hazır mısınız? Şimdi nişasta normalde görmüş olduğunuz gibi yanmadı. Acaba yakabilir miyim? Bence yakabilirim diye düşünüyorum. Oo.
Evet, görmüş olduğunuz gibi bir alev topu burada çıkıyor. Bir daha aynısından dolduracağım. Arkadaşlar, bunun mantığını şöyle sizlere anlatmak istiyorum. Bunun sebebi, siz eğer yanmak için, bir şey yakmak için oksijene ihtiyacınız varsa, birbiri arasında adeta bütünleşip herhangi bir alan açmayan bir şeyi vücudunuza aldığınız zaman onu da yakamıyorsunuz. Dolayısıyla bununla birlikte karıştırdığınız zaman arasına hava zerrecikleri giriyor. Belki sindirimi kolaylaşıyor, sindirimi yavaşlıyor, kan şekerini yükseltmesi yavaşlıyor. Dolayısıyla siz bunu bir şekilde sindirebiliyorsunuz. Aynı şey hayatta da her şeyde geçerli. Bir kapalı devre bir şeyi yakmak, ateş şey vermeye şansınız var mı? Yok. Ama onu böyle havayla karıştırabilirseniz, ki böyle üflediğimde yaptığım şey şu, nişasta zerreciklerinin çok ince tanecikler, bakın nişasta. Bu nişasta zerreciklerinin arasına oksijen moleküllerinin girmesini sağlıyorum adeta. Bu sayede de ateş yanıyor. Evet, bu şekilde yakıyor diyebilirim. Evet, bu da bugünün ateşli gösterisi olmuş olsun. Sevgili Ayça Kaya geldi stüdyoda, efendim yakmadın etmedin demesinler diye bunu da göstermiş oldum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ve değerli izleyenler, bilgilerinize sağlık. Ve değerli izleyenler, evet, lifli beslenme gerçekten çok önemli. O yüzden sebze meyve havada kalmasın diye birazcık da hem metabolik hem de kilomuz üzerine etkilerini konuşalım istedim. Ve tekrar teşekkür ettim. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Efendim ne yapıyorsunuz? Lif lif lif. Sebze sebze sebze. Meyve meyve meyve. Evet, sağlıkla kalın diyorum efendim. Görüşmek üzere. Hayatın İlkbirinin bir sonraki bölümünde. Hayatın ritmi gıda dosyasında sütü ve süt ürünlerini mercek altına alıyor. Kontrolsüz ve denetimsiz, hiçbir sertifikası olmayan süt tehlikeli. Süt nasıl üretiliyor? Hiç de el değmeden bir defa sağlayacak. Çünkü her sütün kontak ettiği, değdiği yer... Süt alırken dikkat etmeniz gerekenler. Var olan mikroorganizmalar onun içerisinde hızla üremeye başlıyor. Böyle tane tane pıhtılar görürsünüz. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü'nden gıda mühendisi Erdem Öner, sütle ilgili kafaları karıştıran sorulara yanıt veriyor. UHT süt ise 140 derecelerde 2-4 saniye gibi çok hızlı sürelerde. Süt nasıl pastörize edilir? Çok karıştırmıyoruz sütümüzü. Kenarlardan kabarmaya başladığı noktada. Yoğurt nasıl yapılır? Yoğurdun o güzel yapısını oluşturabilmesi için 85 dereceyi zaten görmesi lazım. Süt teknikeri Öznur Apaydın Arıkan evde kaymaklı yoğurt yapımının ipuçlarını veriyor. Kaymak olacaksa kendi haline soğutuyoruz. Dokunmuyoruz, karıştırmıyoruz. Küflü peynir yenir mi? Böyle öbek öbek küfler görürsünüz. Hele ki siyah, böyle gri renkteki küfler. Ev yapımı lor peyniri tarifi. Ya hocam, yeşili görüyor musunuz? Evet. Ben inanamıyorum şu anda. Yani kesilen sütte bu rengi görüyorsak. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.